Maaşında büyük ikramiye 120 milyon. Bu ikramiye çıldırtır çıldırtır. Satışlarınız nasıl gidiyor? Satışlarımız düşük. Neden düşük? Çünkü Demirören'e çok tepki var. Neden tepki gösteriyorlar? Hem çalışan olarak yüzdelerimizi düşürdü. Hem de büyük ikramiyeleri dağıtmada bir problem olduğu için. Primlerimiz biraz düştü. Yani biraz da düştü, primlerimiz düşük. Peki sizin maaşınızı etkiledi mi? Bizim maaşımız yok ki. Biz sattığımıza göre prim alıyoruz. Satış fazla olursa maaşımız fazla oluyor. Az satarsa az olur. Primin az oluşundan bıraktılar. Hani yüzdeliğimiz azdı ya, onun için bıraktılar. Satışlar da az olunca? Satışlar az oluyor. Mesela hayır, eskisi kadar da satılsa, diyelim ki 100 lira kazanan bir kişi karı 40 liraya düştü. Satışlarınız nasıl gidiyor? Çok kötü. Neden? Geçen seneden bu yana çok kötü. Yüzdelerimiz düştü bizim. Kazançlarımızı düşürdüler özelleştiğinden bu yana. Satışlarımız gerçekten çok kötü. Üzücü bir vaka bu. Tabii ki de öyle. Biletçi arkadaşlarımızın çoğu gelmez oldu. Peki geçimini bundan sağlayan insanlar vardı. Maaş... Geçen yıllarda iyiydi. Yani güzeldi. Yani kendimizi döndürebiliyorduk, kurtarabiliyorduk en azından. Ama bu geçen seneden bu yana, bu ikinci sene oluyor özelleştiğinden beri, çok kötü. Yüzdelerimizi yükseltsinler. Yani vatandaş tepkili. Tabii ki, bayağı tepkili. Sizin yüzünüze mi söylüyorlar bunu? Tabii ki, bize söylüyorlar. Ne söylüyorlar mesela? Demirören'e para mı yedireceğiz? Siz onların şeyisiniz, çalışıyorsunuz onların altında, bilmem ne. Ben diyorum, ekmeğime bakıyorum. Talih kuşu sizde mi? Onu bilemeyiz. Nasip kimdeyse talih kuşu onda olur. Peki satışlarınız nasıl gidiyor? Bu yıl önceki yıllara göre bayağı bir oran düştü. Neden düştü? Zannedersem özelleştirme bunda büyük bir etkisi yarattı galiba. Peki primleriniz de düşmüş. İşte özelleşince primlere de etkisi biraz oldu yani. Çok bırakan arkadaşlarınız olmuş, doğru mu? Kesinlikle. Kaç tane arkadaşınız oldu bırakan? Yani şöyle söyleyeyim, bu meydanda en azından bir 50'ye yakın biletçi olurdu. Bu sene maalesef 15-20 tane. Ne kadar etkiledi sizi bilet satışları? %50 desek yeridir. %50 satışlar düştü. Maalesef. Peki vatandaşlar ne söylüyor? Özelleştirmeden dolayı, yani isim vermek zorunda kalacağız bu şekilde. Yani Demirören'e geçtiğinden dolayı biraz şikayetçi vatandaşlar. Ne söylüyor mesela vatandaşlar? Ya genelde Demirören aldı, bu işten bir şey çıkmaz gibi bir şeyler çıkıyor yani karşımıza. Onun için yeni yılda mı? Yani doların, altının artmaması, insanların buna umut bağlamaması. Şaka bir yana. Gerçekten geçim zorlaştı. Hayat şartları zorlaştı. Yani bir umut diye geliyoruz ama şans dediğiniz gibi fakirden yana olmuyor. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Geçinmesini Viyana ister paylansın dolar, ister zam olsun. Her yerde geçinmesini Viyana, hayat çok güzel. Peki, hayat çok ucuz bana göre. Talih kuşunun peşine düşmüşsünüz ama. Talih kuşu çıkarsa daha güzel bir hayat. Peki mi kalıyorsun hayat ucuzsa? Hayat bana ben güzel. Şanslı ben benim, yaşamayı bir yana bakın ben şanslı değilim. Hayat ucuz olmadığı için belki bir şans çıkar. Hayat her zaman ucuz. O zaman senin İnsanlar buradan, kendi kendine ucuz. Sen benim, bence bilet almaman lazım burada o zaman. Niye? Sen niye zengin olmak şansımı istemiyor musun? Şansımı deniyorum. O zaman demek ki şartın şey yani her sene geçime zor. 2 milyarlık ediyorum. 2 bin liralık? O. 2 bin lira yok. Aldım çünkü çoktan. Çok iyi ya. Hayat yaşamayı bilen herkese çok güzel. İster zam olsun ister. O zaman bu hanımefendi yaşamayı bilmiyor. Evet. Evet, çorba da içse hayat güzel. Kendi ben geçinemiyorum. Kendi yaşamaya başvurdum. Kendi hayatlarından daha çok şey istiyorlar onun için. Ama sen tezat konuşuyorsun. Şu an bileti niye alıyorsun? Şansımı deniyorum. Siz işte demek ki geçinemiyorsun. Siz gerçekten yaşamayı bilmiyorsunuz. Evet, bence de. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Bileti çoğaltayım mı? Çoğaltmak bunlardan çoğalsın. Ha? Yaşamayı bilen her yerde yaşar. İster zam olsun vallahi, ister olmasın. Vallahi bu hanımefendiyi gördüm. Yaşamasını bilmiyor vallahi. Senede 50 kilo tarhana yapıyorum, içiyorum. Para harcamıyorum. Bak mutluluğun sırrını gördün mü? Tarhanaymış. Tarhana mı? Evet. Çorbayla yaşar. Çorbayla. Lüks yaşamayın. Kafeteryaya gidip oturmayın. Niye bu pazarda sebze yiyecekleri satılıyor? Satılmasın. Duydunuz mu? Neyi?
Geçirmeyi mi? Tarhana. İşin sırrı tarhana çorbası. Bir de komposto. Komposto var. Yılbaşından sonra buraya gelir misiniz çıkarsa? Ben hep buradayım. Çıkarsa? Her zaman buradayım. Tam buluşalım mı burada? Buluşalım. Hayat çok basit, çok kolay. Minnet yüksek açıyor. Minnet makyaj malzemesine sigara verene kadar. Ya ben de makyaj yok şu günde an. Günde bir paket sigara içiyorlar, içmesinler. Ben hayatımda hiç alkol almadım. Hayır. Yani şimdi tezatlı konuşuyorsun sen. Yo hayat sen güzel. Çocuklara bilmem. Hayatı böyle bunsuz çorbayla onlara da öğretsene. Onlar da biliyor. E tamam, buna niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Olsun, daha güzel yaşayız. Nasıl? E işte tamam. Herkes o ihtiyacı duyduğu olsun. İçin buna bir şey yapıyor. Bir paket sigara içecek yine. Yüksel hayat yaşayacaklarına kraliyer gibi yaşayabilirler. Sigara içmeyenler için ne düşünüyorsun? Hı? Sigara içmeyenler için ne düşünüyorsun? Herkesin yüksel hayatı var. Yüksel hayatlarından kısacaklar. Yaşamak güzel benim şey. Benim böyle şeyim yok ama nakışlı dantelli. Öpüyorum. Evet, siz nereden geldiniz? Gebze'den geldim ben. Talih kuşu uçarak mı geldiniz, talih kuşunu almak? Trenle geldim ben. Senin şansını mı deneyecek? Evet. Bileti sen mi çekeceksin? Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi talih kuşunu da kaçırdılar. Talih kuşunu da gerçekten talih kuşu kaçtı. Geçen seneki arkadaşı çok merak ediyorum. Büyük ikramiye buldu ama ortaya çıkmadı. Yani bana çıkarsa direkt şu andaki röportajımızı yapan abimle direkt bu biletle direkt karşınıza çıkacağım. Bileti de tersten tutuyorum ki bilet numarası çıkmasın. Ama seneye inşallah, yani 2022'nin başında bu bilette ekranlara talihli olarak çıkacağım. Tabii ki etkiliyor. Eskisi gibi değil. Eskiden hani özelleşmeden önce devletin diye alınıyordu. Şu anda almıyorlar. Tepki gösteriyorlar. Neden tepki gösteriyorlar? Vallahi bilmiyorum. Almasını istemiyorlar herhalde. Özelde kalsın istiyorlar. Siz kredi kartıyla da satış yapabiliyorsunuz. Evet, kredi kartıyla da satış yapıyorum. Yani sıkıntı çıkmıyor. Yok, çıkmıyor. Mesela geçen yıllara göre satışlarınız nasıl? Önceden tabii ki daha iyiydi. Geçen yıllara göre. Peki bu sizin maaşınızı da etkiliyor o zaman? Etkiliyor tabii ki. Komisyondan da düşmüş. Komisyonlar da düştü. Maaşlarımız da tabii ki etkiliyor. Yani yarı yarıya düştü her şey. Talih kuşu nerede? Umarım buradadır.